Elif! Kızım! Yavrum! 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 Kızım! Bir hoş geldin demeyecek misin kocana? Git buradan. Bak benden kaçabileceğini mi sandın sen ha? Ya bırak beni, ne olur bırak, bırak beni. Karnında benim çocuğumu taşırken benden kaçacaktın, öyle mi? Ya bırak beni, bırak, ne olur bırak. Buraya gel, buraya gel. Gonca! Aç şu kapıyı! Çık git buradan Necdet, bak sana yalvarıyorum, ne olur git buradan. Gonca! Hayatım! Bak, sen beni hiç tanımamışsın. Ama bundan sonra çok iyi tanıyacaksın. Hadi aç şu kapıyı. Necdet bak çık git hayatımdan. İstemiyorum seni, gelmeyeceğim diyorum ya. Bak, sen beni delirtmek istiyorsun. Anladım. Ama bu hayatta sana bensiz rahat yok. Sen bunu anlamadın. Necdet, bak sana yalvarırım. Git ne olur bak, gelmeyeceğim diyorum. Git buradan. Nasıl yaşamak istiyorsun peki? Ha? Karnında benim bebeğimi taşırken. O adi seyis parçasıyla mı yaşamak istiyorsun sen? Gonca! Aç şu kapıyı dedim, çıldırtma beni! Ya git, ne olur git, yalvarıyorum sana ya! Gonca, şimdi hemen açıyorsun bu kapıyı. Yoksa bu kapıyı kıracağım, bu evi de senin başına yıkacağım! Aç dedim sana, aç! Tamam, sen bana yardım et. Ne olur sen bana yardım et. Beni çıldırtma Gonca, aç şu kapıyı! Anneciğim, gitmedin sen. Beni bırakıp hiçbir yere gitmedin. Gitmedin anne. Anneni bırakıp bir yere gitmezsin sen. Sen benim kızımsın. Canım yavrumsun. Gitmedin sen. Elif! Yavrum! Elif'im! Kızım! Ben sana kurban olurum annem. Nereye gittin? Anneni bırakıp nereye gittin? Melek. Biz hiç ayrılmadık annem. Ayrılamayız. Seninle sonra hesaplaşacağım. Biz ne yaptık? Allah'ın takdiri bu. Bu çocuk aylardır kayıp. Polise niye haber vermedin ha? Niye gerçek ailesini aramadın? Anlattım ya. Bu senin anlattıysa o kadar ne biliyorum. Daha fazlasını bilmiyorum. Benim çocuğum senin yüzünden öldü! Ben bir şey yapmadım. Mezarlığına sahip çıktım sadece. Suç mu işledim? Sus! Sus! Kızımı istiyorum ben! Kızımı getir istiyorum ben! Kızım! Kızımı getir! Yavrumu getir hadi! Gonca! Necdet ne olur çık git buradan. Bak hayatımı daha fazla mahvetme. Ne olur git buradan ya! Gonca! Bu kapıyı açmadığın her dakika senin zararına oluyor. Biliyorsun bunu değil mi? Ha? Çıldırtma beni! Necdet, Necdet ne olur git buradan. Bak sana yalvarıyorum ne olur. Gonca, seni asla bırakmam. Asla! Unut bunu! Ben artık seni sevmiyorum. Seninle olmak istemiyorum. Zorlama beni. Gelmeyeceğim diyorum işte. Sen benimsin. Tamam sen bana yardım et. Benim! Benim! Yapma. Yapma Necdet ne olur yapma. Kapa çeneni Gonca. Bunlar son çırpınışların. Arkamdan iş çevirdin. Kandırdın beni. Burası mıydı yuvanız ha? Bu iğrenç yerde mi ihanet ettin bana? Hayır, hayır yapmadım. Ben yapmadım. Bana bunu yapmayacaktın Gonca. Yapmayacaktın. Necdet ne olur yalvarıyorum sana yapma bak. Sen beni yok sayarken, üstüme basıp giderken ne bekliyordun ha? Ne bekliyordun? Necdet bak yalvarıyorum ne olur acı bana. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yapmadım. Sus! Sen bana kalleşliklerin en büyüğünü yaptın.
hem de o Serdar itiyle birlikte. Arkamdan bıçakladın beni. Arkamdan! Bak, Necdet, sen beni hiçbir zaman sevmedin. Tamam mı? Sen beni hiçbir zaman sevmedin. Sen sadece yenilmek istemediğin için. Yenilmek mi? Ben asla yenilmem. Oyunun kurallarını ben koyarım. Şimdi de gidiyoruz. Yürü! Ya, yürü! Ya, yürü dedim. Ya, gelmeyeceğim. Yürü! O soysuz köpek gelene kadar burada bekleyeceksiniz. Serdar'ı sapasağlam karşımda göreceğim. Hadi çabuk getirin arabayı. Necdet, ne olur acı bana. Bak, yalvarıyorum sana, ne olur. Sen o şansını kaybettin Gonca. Haber verseydiniz yaralı olacaktı kızım. Nerede kızım? Her şeyin sorumlu sizsiniz. Melek, kendine gel Melek. Yetti mi? İyilik yapan dedik, belli ki yaralamadık. Kızımı istiyorum ben. Kızımı istiyorum. Elif. Cemal amca gelince çok kızacak bana. Belki de kızmaz. Rabia teyze imzalattı. O şeyin üstüne çay dökünce nasıl da baktı, görmedin mi? Kesin çok kızacak, çok. Eyvah. Geldi. Sen ne model çıktın benim başıma ha? Zaten koca karıyı tam kıvamına getirip imzayı attırıncaya kadar imanım gevredi. Çıkıp gelip işin içine ettin. Bela mısın sen örgülü? Bela mısın? Kızım sen saf da değilsin, salak da değilsin. Bilerek yaptın değil mi? Benim işime burnunu sokmanın ne demek olduğunu göstereceğim ben sana. Kaç. Kiminle aşık attığınızı sanıyorsunuz ha? Sen bacak kadar boyunla kendini ne sanıyorsun ha? Bana karşı gelmek, benim işimi bozmak, senin ne haddin? Yürek mi yedin kızım? Eğer bir daha bir yanlışını göreyim, çocuk bocuk dinlemem, elimde kalırsın. İşte o kadar. Senin de bir daha bana dayılanmaya kalktığını göreyim. Alim Allah gözünün yaşına bakmam. Yüz verdikçe tepemize çıktınız be. Yetti be. Bundan sonra Rabia'ya falan gitmek yok. Anlaşıldı mı? Evden dışarı adımınızı atmayacaksınız. Ona göre. Anne de buraya Elif abla. Burada birlikte gidelim burada. İnşallah İnci. İnşallah. Kızım. Yavrum. Annem. Anne. Haberler alalım ya. İnşallah ablacığım, inşallah. Of. Anne ne oldu? Açmadı mı? Yok kızım. Yine açmıyor. Allah Allah. Bir şey mi oldu Zeynep? Ne oldu? İçim içimi yiyor. Bilmiyorum ki. Ben de meraklandım şimdi. Ya durun bir. Panik yapmayın. Belki yoldadırlar. Ya da ne bileyim başka bir şey yapıyorlardır. Bir sakin olun. Bir ulaşsak. Bir açsalar şu telefonlarını. Of Allah'ım. Bir kavuşsalar şu yavrularını.
Gonca. Gonca. Ne olmuş burada böyle ya? Gonca! Ses su, içeride. İçeri gir, içeri gir. Melek hadi ne olur lütfen Melek. Kızım. Yavrum. Kızım. Güzel. Kesin inandılar diyorsun yani. İnandılar vallahi. Kadının aklı çıktı mezarı görünce. İyi iyi. Yolunda gitmesine sevindim. Aferin size. Bundan sonra ne olacak? Ya bir daha gelirlerse? Gelebilirler. Hiç bozuntuya vermeyin. Aynen devam. Peki bizim şu para işini nasıl yapalım? Seher sizinle görüşeceğimizi söyledi. Sen merak etme. O işi oldu bil. Kimsenin parası bizde kalmaz. Merak etme. İyi günler. Yürü dedim sana. Yürü. Yürü. Ya istemiyorum. Cehennem gibi bu evde hapis hayatı yaşamak istemiyorum. Necdet, ne olur bırak gideyim bak, yalvarıyorum sana lütfen. Yeter, çocuk gibi mızmızlanma. Otur şuraya çabuk, otur. Bana bak, benim sınırlarımı zorlama. Sen cehennemi de hapsi de görmemişsin. Şimdi burada hala karşımdaysan, sana olan aşkımdan. Aksi takdirde tek bir mermi.
Sadece küçücük bir mermiyle kapatırdım hesabını. Cesedini de kimse bulamazdı. Biliyorsun değil mi bunu? Biliyor musun dedim. Eğer seni evimize getirdiysem affettim demektir. Sadece sevdiğim kadın olduğun için değil, karnında çocuğumu taşıdığın için. Yoksa yaptığın o pisliklerin üstünü kapatmaz, sineye de çekmezdin. Neşet. Şimdi sus, otur yerinde. Hala nefes aldığın için de şükret. Seni kimse alamaz benden. Hiç kimse. Şimdi sil o gözyaşlarını. Toparlan artık. Evet. Sizi dinliyorum. Konuşsana oğlum. Ne bu haliniz? La konuşsana! Allah kahretsin! Sen konuş. Yakaladınız değil mi o iti? Getirdiniz depoya. Şey, Nevzat Bey. Kaçırdık elimizden. Kaçırdık. Ha? Ne demek kaçırdık? İki tane koskoca adam nasıl kaçırıyorsunuz Sünep herifi? Ha? Ne biçim erkeksiniz lan siz? Rezil herifler, defolun gidin buradan. Defolun. Gözüm görmesin sizi. Necdet Bey, bir şey mi oldu? İyi misiniz? Değilim Erkut, değilim. Gerizekalılar her şeyi mahvetmişler. Serdar'ı kaçırmışlar ellerinden. Sakin olun Necdet Bey. Er geç buluruz. E bul o zaman Erkut. Bunların yapamadığını sen yap. Bul ve getir onu bana. Başla. Her taşın altına bak. Bulmadan da gelme sakın. Gidecektik. Buralardan gidecektik. Of, Serdar. Şimdi artık hayallerimde sen de yoksun. Her şey bitti işte. Her şey bitti. Kesin her yere adamlarını salmıştır bu herif. Gitsem enseni veririm. Çok riskli. Merak etme. Seni oradan kurtaracağım Gonca. Birazcık daha sabret. Biraz daha. Ya Kenan, ne olur geri dönelim. Yavrumu da alalım. Onu orada öyle tek başına bırakmayalım. Tamam Melek. Eve bir gidelim de bakacağız çaresine. Hadi oğlum, hadi Kenan. Ara artık, ara. Of! Hiçbir yere sığamıyorum. Kalbim yerinden fırlayacak gibi. Anne, biliyorum böyle durumlarda beklemek çok zor ama ne olursun sakin olmaya çalış. Evet Aliye Hanım, maazallah tansiyonunuz var. İlaçlarınızı aldınız değil mi? Yok, ilaç milaç istemiyorum. İyiyim ben. Dakikalar, saniyeler geçmek bilmiyor. Allah'ım, nasıl bir imtihan bu? Nasıl? Torunumun şurada koştuğunu görsem,
bağrıma bassam, kokusunu içime çeksem. Allah'ım, tez zamanda Elif'ini bize kavuştur. Onun yüzünü görmeyi nasip et bana. Geldiler galiba. Allah'ım, Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım, sen bizi sevindir. Hay Allah. Sen miydin? Biz de sandık ki. Ne oluyor? Siz kimi bekliyordunuz? Zeynep, anlatsana ne oluyor? Niye hepiniz kapıdasınız? Gel oğlum gel. İçeri geçelim de konuşuruz. Zeynep, korkutmayın beni. Ne oluyor? Gel canım. Bir salona geçelim de konuşuruz. Ya benim yüzümden Serdar'a zarar verirlerse? Bakalım özel tarifimi beğenecek misin? Bilmem. Yani beğenirim herhalde. Ya tarifini bana da söylersen neden olmasın? Karabiberi uzatır mısın? Bu yemeğin olmazsa olmazıdır da. Sever misin? Biraz da tuz ekleyelim. Kendine yeni bir hayat kuracağın için senin adına çok sevindim. Ama diğer yandan gideceksin diye. Serdar. Ben seni özleyeceğim. Ben de seni. Gonca. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Yalvarıyorum ona bir zarar vermesinler. İnanmıyorum. Gerçekten uzun ovaya götürmüşler yani. Aynen öyle. İzinde bulmamız gerçekten bir mucize. Allah'ım sana sığındım. Allah'ım çok şükür. Ya Melek ablalar yola çıkar çıkmaz biz de Feride ile buraya geldik. Olan biteni anlatmak için. Keşke bana da haber verselerdi. Beraber giderdik. Onlar da aceleyle çıktılar. O kadar heyecanlılardı ki. Ne kadar oldu peki? Aradılar mı hiç? Yok. Biz de o yüzden endişeleniyoruz zaten. Annem kaç kere aradı ama açmıyorlar. Artık iyice meraklanmaya başladım oğlum. Kötü kötü şeyler geliyor aklıma. Sağ salim bir gelseler. Tamam dur ben de arayayım bir. Açayım ben bu telefonu. Ne diyeyim size? Allah'ım güç ver bana. Ne oldu oğlum? Açmıyorlar değil mi? Yok, çalıyor ama açmıyorlar. Yok, muhakkak bir şey oldu, muhakkak. Yoksa niye açmasınlar oğlum? Aliye Hanım, gelin isterseniz biraz dışarı çıkalım. Hava alırsınız. Yok Tülay'cığım, hiçbir şey istemiyorum. Ne oldu bunlara, ne geldi başlarına? Allah'ım sen bize yardım et.
Allah'ım sen bize yardım et. İstemiyorum anne. Ben gitmek istemiyorum. Kızım. Anneciğim yapma böyle, ne olur. Hadi gel. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Beni bırakma anneciğim, ne olur. Anneciğim, ne olursun yapma bak. Üzme beni, ne olur. Anneciğim. Beni o çiftliğe gönderiyorsun. Niye beni bırakıyorsun? Elif'im, kızım. Anneciğim ben seni hiç bırakmak ister miyim? Hiç bırakır mıyım? Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Yavrum benim, canım kızım, ciğerimin parçası. O zaman bırakma beni, gönderme o çiftliğe. Ne olur anneciğim, ne olur. Anneciğim, kızım bak, şimdilik ayrılmak zorundayız. Şimdilik babanın yanına çiftliğe gitmen lazım. Sabredeceğiz. Sen de ben de sabırlı olacağız anneciğim. Bekleyeceğiz, tamam mı? Ben artık beklemek istemiyorum. Baba da istemiyorum. O çiftliğe de gitmek istemiyorum. Ben sadece seni istiyorum anne, seni. Anneciğim olmaz ama. Bir tane olmaz. Sen de benimle gel o zaman, ne olur. Yavrum, kızım bak. Sen çok akıllı bir kızsın. Ne olur beni anla anneciğim. Ben gelemem. Yapamam. Bak. O senin baban. O da benim gibi seveceksin. O da benim gibi gözü gibi bakacak sana. Öyle... Ellerini öpecek, kokunu içine çekecek, saçlarını okşayacak. Tamam mı güzel kızım? Biz yine birlikte olacağız. Yeter ki küsme sen bana anne, ne olur. Hani bana söz vermiştin? Hani bana mantı yapacaktın bu akşam? Anne mantısı. Yaparım bir tane. Sen iste ben yaparım. İlk fırsatta yapacağım. Söz veriyorum. Anlaştık mı? Kızım. Bir tane. Mis kokulu benim. Bak. Anne ile yavruların yürekleri bir atarmış. Nerede olursam ol. Ne kadar uzakta olursak olalım. Son nefesim gelene kadar seni seveceğim anneciğim. Tamam mı bir tane? Unutma bunu. Seni çok seviyorum anneciğim, çok. Anne seni çok seviyorum bir tanem. Sakın unutma bunu. Hadi gel.
her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. İnan bana. Sen olmasan ne yapardım ben öyle? Beni yavrum. Affet beni minik kızım. Allah'ım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Her şey sorumlusu benim. Abi. Nerede kaldınız? Kenan. Oğlum. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Söyle. Melek. Kızım. İyi misin sen? Abla. Abla ne oldu? Elif. Elif'i kaybetmişiz. Kızım ölmüş Selim. Abla. Babaanne. Elif. Yavrum. Evladıma kavuşmak için gittim ben oralara. Ah Elif. Ah güzel kızım. Tek dileğim gül yüzünü bir kez daha görmekti. Melek. Kızım. Yapma kendine böyle. Zeynep. Baba. Elif'im. Elif'im. Canım kızım benim. Annem sen beni bırakıp nerelere gittin? Ciğerimin bir parçası. İçim yanıyor benim. İçim yanıyor. Ne mezarı görmüş ki bunlar anlamadım. Elif ölmedi ki. Of, şu hale bak. Bütün aile perişan oldu. (Gülüyor)
yapıyorum ben Allah'ım? Bir bilseler. Yaşıyor Elif. Bizim evde. Bir bilseler. Hay Allah. Ne yapacağım ben ya? Sen şimdi gelin mi oluyorsun? Evet. Peki yarın sabah burada olmayacak mısın? Artık beraber uyanmayacak mıyız? Ama sık sık gelirim ben. Bazen kalırım yine. Yine beraber uyanırız. Söz mü? Ben seni çok özlerim yoksa. Söz kuzucuğum, söz. Evet, kız söz vermiş kendine. Ne olursa olsun annesini bulacakmış. Senin gibi. Sonra kız başlamış annesini aramaya. Bulmuş mu? Daha bitmedi, bekle. Tamam. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir ağacın dibinde annesinin kolyesini görmüş. Annesi ortağı mı bulmuş? Ama böyle yaparsan anlatamam ki. Tamam, sustum, hadi anlat. Peki, nerede kalmıştım? Kolyeyi bulmuştuk. İşte bu kız kolyeyi bulunca yuppi demiş. Bu benim annemin kolyesi demiş. Dağılan kolyenin boncuklarını takip etmiş. Kız boncukların peşinden giderken bir de ne görsün? Küçük bir tavşancık.
boncuklardan biriyle oyun oynuyormuş. İşte bu tavşanın yardımıyla küçük kız annesine kavuşmuş sonunda. Ve çok mutlu yaşamışlar bundan sonra. Hikayemiz burada bitti. Allah'ım ne olur artık ben de anneme kavuşayım lütfen. Sen artık hiç mi olmayacaksın? Keşke sana hep iyi davransaydım. Şimdi burada olsan sana bütün oyuncaklarımı verirdim. Hatta Dumbo'yu bile. En sevdiğim pembe eteğimi bile. Seni çok özleyeceğim Elif. Çok. Yemek çok güzel olmuş. Neden yemiyorsun? Yemeğini ye. Canım istemiyor. Gonca. Yemeyeceğim. Karnındaki karapınar için kendine iyi bakmak zorundasın. Hadi. Senin ne işin var burada? Ha? Ne yüzle babamın sofrasında oturuyorsun? Arzu. Arzu ne ya? Bu kız seni bir seyisle aldattı. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi. Arzu, saçma sapan konuşma. Üzerine vazife olmayan işlere de karışma. Demek öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten acınacak haldesin. Keşke kendini dışarıdan görebilsen. Arzu defol git buradan. Hadi yemeğini ye. Ay nasıl olur ya? Aklım almıyor. Ben inanamıyorum bu adama ya. Neyse. Neyse ben sakin olmalıyım. O sonradan görmeden nasıl olsa kurtulurum. Şimdi halletmem gereken daha önemli bir iş var. Herkes Elif'i öldü biliyor. Tamam bunu başardım. Ama o veletten gerçekten kurtulmam lazım. Necdet Bey. Maalesef. Maalesef ne? Bulamadım. Tamam sen çık. Evet Gonca. Oyun bitti. Serdar'ın nerede olduğunu söyleyeceksin. Senin canını boşuna bağışlamadım herhalde. Söyle. Serdar nerede? Serdar'ın gelip seni buradan kurtaracağını hayal etmiyorsun herhalde. Öyle değil mi? Gel. Geldin mi? Hayırdır?
Niye çağırdın beni gece gece? Çünkü seninle önemli bir şey konuşacağım. Neyle ilgili? Yarım kalan bir iş var onunla ilgili. Ama merak etme, zor bir şey değil. Hani sana Nazan'ın yeğeninden bahsetmiştim ya. Şu bakıcı olan. Elif'i evinde saklayan. Evet. O çiftliğe yerleşmeden önce babasıyla yaşıyormuş. Adımın adı Cemal. E'si bana Cemal'in adresi lazım. Sen o adresi bana bulursan ben de Elif'ten sonsuza kadar kurtulabilirim. Mutlu son. Ne diyorsun? Yapabilecek misin? Of arzu of. Niye yapacakmışım ben? Çünkü Serdar'la Gonca'yı bildiğini babama söylersem bitersin. Bu yüzden yapacaksın. Kenan. Efendim anne. Oğlum, Elif'in mezarını buraya aile mezarlığına getirelim. Torunum orada bir başına kalmasın. Bunu sonra konuşalım anne, olur mu? Getireceğiz elbet. Kızımı orada bir başına bırakacak değiliz. Alamaz seni yavrum. Kimse alamaz seni benden. Anneciğim. Artık gerçek olsun Allah'ım. Ne olur. Ne oldu? Al. Bu ne? Aç bak. Adres. Harikasın. Bu kadar çabuk bulacağını tahmin etmemiştim. Gerisi sende artık. Nereden buldun bunu? O da bana kalsın, değil mi? Neyse. Benim hemen çıkmam lazım. Tamam. Benlik bir şey yoksa gidiyorum. Yok yok. Sen işin büyük bölümünü hallettin zaten. Bundan sonrası bende. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın Saçaklı. Baba bak. Bak, Elif'e bir şey açtım. Senin gibi ördüm.
Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz kız? İşiniz gücünüz laklak. İnci, hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Rabia teyzene. Ya hadi Herif abi. Hop. Sadece sen. O Sakar cezalı. Baba. Sus. Kafa ütüleme şimdi. Düşünüm hadi. Of, kilitlemiş kapıyı. Annem, bulmak istiyorum artık ben. Buradan çıkmam lazım. Anahtar. Asuman ablanın verdiği anahtar. Onu bulabilirsem açarım kapıyı. Nerede? Buralarda bir yerde olmalı. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Sonunda. Bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmemiştim. Çare hüzün tükenip bitiyor, dilimde son.